Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu incelememizde hem Ethereum hem de Binance Smart Chain üzerinde çalışan oyun ekosistemi oluşturmaya amaçlayan bir proje ile karşınızdayız. Evet, bugünkü konuğumuz Gala Games ekosisteminin token'ı olan Gala Token. Gala Token birçok farklı borsa üzerinden işlem görüyor ve son günlerde de oldukça adından bahsettiren bir proje. Bakalım kullanıcılara neler vaat ediyor. Evet arkadaşlar, eğer bu kanalı ilk defa izliyorsanız kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan hoş geldiniz. Haydi başlayalım. Gala Games, NFT ve Play-to-Earn kavramlarını içinde barındıran ve arka planında blockchain teknolojisine sahip bir dizi farklı oyun sunan bir proje. Gala Games'in zor veya yüksek grafik isteyen oyunlar yerine daha basit oyunlar tercih etmesi ve kullanıcılarına oyunla beraber kazanç sağlaması daha geniş bir kitleye hitap edeceği anlamına geliyor. Yeni sayılabilecek bir proje olmasına rağmen an itibariyle 1.3 milyon kullanıcıya ulaşılmış ve 26.000 NFT satılmış. Sıkı durum. Satılan en pahalı NFT tam tamına 3 milyon dolar. Kısa zamanda bu kadar ilgi görmesinin bir diğer sebebi ise katılımcılara oyun oynayarak kendi tokenlarını yaratma fırsatı veriyor olması. Bu sayede Gala Games'in token üretimini oyunlar üzerinden kripto para madenciliği evirdiğini görüyoruz. Ek olarak kullanıcılar platforma yeni kullanıcı çekerek de gala kazanabiliyorlar. Kazanılan bu tokenlar borsalarda takas edilebileceği gibi Gala Games üzerinden geliştirilen oyunlarda çeşitli stratejiler geliştirme ve NFT ticaretinde de kullanabiliyorlar. Oyuncuların sahip olduğu NFT'ler Platformun desteklemesi şartıyla birden fazla oyunda bu evleri kullanmasını olanak tanıyor. Yani bir oyunda kullandığınız karakterin dış görünümünü platformun destekleyeceği diğer oyunlarda da kullanabileceksiniz. Daha önceden yaşadınız mı bilmiyorum. Online olarak oynadığımız çoğu oyunda bütün kararlar oyun yöneticisinin inisiyatifinde olup haklı veya haksız bütün itemlerinize el koyma hakkı bu kişilerde olurdu. Gala Games platformunda oyun yöneticileri sizi yasaklama hakkına sahip olsa da elinizde bulunan NFT'ler sizin mülkiyetinizde olduğu için oyun yöneticileri tarafından kaldırılamayacak. Takas etme olanağına sahip olacaksınız. Gala token'ı için Binance Smart Chain ve Ethereum tabanlı bir proje olduğunu daha önceden söylemiştik. Bu ağ üzerinde kendi düğüm kümesini kurucu düğümlerle korumaya amaçlıyor. Kurucu düğümler ağın güvenirliliğini sağladığı gibi oyun içi işlemleri doğrulama görevini de üstleniyor. Gala Games platformu sınırlı sayıdaki bu düğüm noktalarına sahip olacak kullanıcılarına hediye Gala token vereceği gibi oyun için söz hakkı da tanıyacak. Bu da gücü ve sorumluluğu tek elinde bulundurmayacağı ve kullanıcılarına oyun ve platform hakkında söz hakkı tanıyacağı anlamına geliyor. Mesela oyuncular hangi oyunun geliştirilmesi veya fonlanması gerektiğine oylama yöntemiyle karar verebilecekler. Bunun Gala Games oyuncularının oyunu daha çok sahiplenmesini sağlayacağı gibi yaratıcı düşüncenin gücünü oyuncularla beraber oyuna tekrardan sokmayı da sağlayacağını düşünüyorum. Kulağa etkileyici geliyor. Bakalım bu stratejiyi nasıl uygulayacaklar. Şimdi sizinle beraber Gala Games oyunlarından birkaçına bakalım. Tamstar, bir şehir kurma simülasyonu diyebiliriz. Oyun haritada bir konum seçerek başlıyorsunuz. Seçtiğiniz konum dahil olmak üzere vereceğiniz her karar oluşturacağınız strateji için önemli olacak. Çünkü oyunun temel amacı şehrinizi en verimli şekilde inşa etmek. Şu anda tanıtacağımız oyunlar arasında nihai sürümünde olan tek oyun Spider Tanks. Adından da anlayacağınız üzere bir tank savaş oyunu. Oyuncular çeşitli savaş alanlarında karşı karşıya gelecekler. Oyun şu anda beta test aşamasında. Mirandus bir RPG oyunu. 5 hükümdar tarafından yönetilen evrende oyuncular oyuna şövalye olarak katılacak ve alacağı kararlar doğrultusunda hikayelerini yazacaklar. Echoes of Empire Bir bilim kurgu strateji oyunu. Oyuncular galaksideki gemi filolarına liderlik edip savaşlara katılabilecek ve birbirleriyle ittifak kurabilecekler. Legend Reborn Stratejik bir kart oyunu. Oyuncular karşılarına çıkacak zorluklara kart desteleriyle meydan okuyacak. Kart oyunu severler için güzel bir tercih olabilir. Zira içinde bir sürü ince ayar olacak. The Walking Dead, çok oyunculu bir hayatta kalma oyunu. Oyuncular malzeme toplayabilir, ev inşa edebilir veya takım kurabilirler. Tüm bunları yaparken ölüleri dikkat etmek zorundalar tabi. Legacy, yaratıcılık tabanlı bir oyun. Oyuncular kendi ürünlerini tasarlayabilecek ve ticaretini yapabilecekler. Bu oyunun nereye evrileceğini çok merak ediyorum. Lost Expedition, bu oyunun bir özelliği var. Blockchain anında desteklenecek ilk FPS oyunu olacak. Fortified bir PvP kule savunma oyunu. Oyuncular köylerini inşa edip savunmak için bir takım stratejiler üretmek zorundalar. Evet, Gala Games bu projeyi takip eden insanların karşısına kısa zamanda 9 tane oyun çıkarmayı başarmış. Projeyi incelediğimizde bu kadar girift bir yapıya sahip olan projeyi en ince ayrıntısına kadar düşündükleri anlaşılıyor. Gala Games'in arkasında dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Zynga'nın kurucu ortağı Eric Schmeier de var. Aynı zamanda MySpace gibi büyük projelerine kurucularından. Bu projeye öylesine inanmış ki verdiği demeçte işte, projeye ve Metaverse evrenine olan inancını işte bu sözlerle anlatıyor. Bunun tam olarak internetin bir sonraki aşaması olduğunu düşünmeseydim bunu yapmazdım. Mülkiyete dokunan her şey burada olanlardan etkilenecek. Sanat, müzik ve dijital hayatı olan her şey bundan etkilenecek. Sahip olduğunuzu sandığınız ama gerçekte sahip olmadığınız dijital olduğunu düşündüğünüz her şey. İşte devrim yaratacak olan her şey budur. Evet bununla birlikte ekipte kripto para alanındaki ilk büyük madencilerden biri ve blockchain teknolojisinde birden fazla patentin sahibi olan Wright Thurston. Birçok sayıda başarılı viral oyunların arkasındaki yaratıcı yönetmen Michael McCarthy ve 60 kişilik başarılı bir ekip var. Arkasında böyle büyük işleri imza atan bir ekibin olması ve ekibin bu projeye ve metaverse dünyasına olan inancı yatırımcılara ve kullanıcılara da bir güven oluşturacaktır diye düşünüyorum. Gala arz durumuna bakacak olursak şu anda maksimum toplam arzın 35 milyar olduğunu, ulaşılabilecek toplam arzın ise 50 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Piyasa içerisindeki dolaşımda ise yaklaşık 7 milyar adet gala token var. Bu seviyelere baktığımızda Playturn üzerinde alışık olduğumuz rakamları olduğunu söyleyebilirim. 2025 yılı itibariyle 256 milyar dolarlık yatırım çekmesi beklenen Playturn sektörü içerisinde Gala Games blockchain oyunlarını geliştirmek üzere 5 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurarak bu sektörün önde bayrak taşıyıcılarından olduğunu göstermek istiyor olabilir. Bu 5 milyar dolarlık yatırım, bir kısmı blockchain oyunlarını geliştirmek, bir kısmı ise NFT geliştiricilerine ayrılacak. Bu proje ekip olarak bizi çok heyecanlandırdı. Sizler ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyoruz. Aşağıda yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bakalım zaman neler gösterecek. Eğer takip etmiyorsanız bizi Twitter üzerinden takip ettiğinizden emin olun. Ve özellikle videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cüzdanlarınızın her daim yeşil kalması dileğiyle.